Uludağ. Uludağ. Çatrak Parkı. Kuşlar olmuyor. Evet. Şeyden tepeden bakış. Kuş bakışı. Bursa'ya tepeden kuş bakışı ama cennet gibi yer. Yeşillik. Bizim köyün arazisine benzemiyor. Şuna bak. Yeşillik. Çok güzel. Bunu şeye koyarak internete. Gezeceğiz işte Ulu Cami'yi falan. Bakacağız. Daha yeni girdik. Tatile. Şu ayakkabı çıkartsam öbür ayakkabı giysem olur. Burada mı yapayım onu? Yapayım burada. Değiştir. Denişli yer. Her yer yeşillik içinde maşallah ya. Ne diyor dayı, aparatif mi diyor? aparatif mi diyor? İyi. Ne koşu mu yapacaksın dayı aşağı doğru? Deniz manzara. Şunu bir uğraşsana ya, ben ne diyorum? Kesin mi çekeceksin dayı? Bir. Nereye basacaksın? Tamam, buraya basmışsın, bastığın yeri biliyorum değil mi? Ondan sonra ortaya basacaksın şuraya. Mesela, şöyle geç seni çekeyim. Ortaya basınca çekiyorsun. Yani buraya basıyor. Okey, beyaz da. Ondan sonra da ondan sonra da mesela çektin ya bir resim. Tamam. Şuraya basıyor musun? Geri diyor basıyor. Geriye basıyor. Kimkine kameraya geliyor. Yalnız 38 lira bile resim çekebiliyor toplam herhalde. Bir deneyeyim. İyi.
Kızılderili resmin kaldı. Ona göre çek yani. Birçok abide var gezilecek. Tamam. Gidelim daha istersen. Sağ ol, teşekkür. Bir şey de. Nereye gidiyorsun ayı? Acaba da doğru gidiyik. Kuruyoruz ki suyun temizleme gücünden faydalanabilmek için. Sağ tarafımızdaki arazi komple şehitlik alanı. Bugün sadece burada gerçek mezar taşı göreceksiniz. Alanda başka yerde görmeyeceksiniz. Bir hastane olduğu için mezar taşları olma imkanları olmuş. Bir önceki şehitlikte de vardı, kusura bakma. Orada da vardı. Hangine? Bir önceki girmediğimiz. Hangisiydi o? Ya şimdi birazdan gördükleri hepsiydi. Hepsiydi onlarmış. Biz de girdik oraya. Yok bir orada da var. Akbaşı ne? Diyorsunuz. Herhalde. Mezar taşı olarak yok. Şimdi biraz önce görünce ne demek istediğimi anlayacaksın. ne diyordum ben kaldım. Karıştırdım. Evet karıştı olan. Dediğim gibi burada sadece mezar taşlarını göreceğiz. Genelde şehitlikler hastanenin zıttına yapılırmış. Sebebi de yatan yaralı asker gömülen askeri görmesin. Moralleri bozulmasın diye. 1915'te bu tür hastanelerde neler yaşanıyordu? Sadece yaşananlar süngü yarası, şarapnel yarasını tedavi etmiyorlardı. Yokluklar zamanıydı, ilaç eksiklikleri had safhadaydı. Temizlik ve hijyen sağlanamadığı için salgın hastalıklar had safhadaydı. Mümin Mustafa diyor ki, sinekler baş parmağın büyüklüğüne gelmiş elini emmekten, kan emmekten. Arı gibi oğul şeklinde geziyorlar. Thank you.
Arşiv var. Arşiv dediğin gibi ben lazım. Veya sen hangi tabutta hangi mevcut savaşı tutman lazım. Birinci, ikinci, üçüncü Kirte savaşları bu köyün oğullarında gerçekleştirilmiş. Alçıtepe. Köy kanundan sonra bu köyün ismi Alçıtepe oluyor. Bu görmüş olduğumuz resim de Atatürk'ün 2500 farklı resminden oluşan bir Atatürk portresi. Yani hepsi farklı Atatürk resmi ve tonlamalarla böyle bir resim yapılmış. Soldan devam edeceğiz. Burası da Muhacir Köyü. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan gelen muhacir vatandaşlarımız var şu an köyde. Abide'ye gideceğiz. Yer burası. Burası sembolik bir mezarlık alanı. Çanakkale Muharebesi esnasında şehit düşmüş. İsmini tespit edebildiğimiz 59.408 askerin isimleri bu sembolik mezarlarda yazıyor. Her bir mezar 32 tane asker temsil eder. 32 tane asker isim var. Alfabetik sırayla yazılıdır. 253.000 zayiat var diyoruz Çanakkale'de. 59.408 askerin ismi var diyoruz. Zayiat demek şehit düşenler, esir düşenler, kaybolanlar ve hastalanıp savaş dışı olanların hepsini kapsar. Ve ismi tespit edebildiğimiz bu kadar. Edemediğimiz çok fazla asker olduğu söyleniyor. Gönüllü asker çok fazla çünkü Çanakkale'de. Baba gidiyor, gelmeyince evlat gidiyor. Kaydı yok, bir şey yok. O yüzden şehit sayısının daha kat kat fazla olduğu söylenir. Bu görmüş olduğunuz anıt Enveriye veya Kabalak demiştik, Çanakkale cephesinde askerin giymiş olduğu şapka. Ondan esinlenerek yapılmış. Altta 8 tane siyah ay yıldızlı mermer vardır. Ne demek istiyor? 9 cephede savaştık, sadece Çanakkale'yi kazandık demiştim. 8 karanlık cepheyi aydınlatan, Çanakkale cephesini simgeleyen bir anıt. Mavi beyaz ışıklandırma yakıldığında göklere bir ışık sivrisi yükselir. Şehitlerin göklere ruhunu yükselişini anlatan bir anıtımız. Ve bu cam levhada 9 cephemizin ismi yazıyor ve hangi ilin kaç şehidi var? İller bazında şehit sayıları yazıyor. Bence bu liste Türkiye için çok önemli bir listedir. Ben bütün öğrenci gruplarıma özellikle vurguluyorum. 1915'te Osmanlı'nın doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Çerkez'i ve içimizdeki gayrimüslimler de dahil olmak üzere hepsi tek bir bayrak, tek bir vatan için savaşmışlar aynı siperlerde. Bunun da en güzel örneği bu listelerdir. Ve bu yan tarafta da Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine yazmış olduğu şiirin tamamı var. Çok güzel bir şiirdir bu da. Çok farklı bir yürek, farklı bir gönül. Çanakkale cephesini Mehmet Akif hiç görmüyor. Görmediği bir cepheyi Filistin'de, Sina cephesinde Mehmet Akif. Ama görmediğiniz bir cepheyi ancak bu kadar güzel anlatabilirsiniz. Dayı, benimkine çeksene, hepsini bir araya alırız. He? Daha yok, benimkine çek. Ben nereden itibaren ezbere biliyordum? Şu Lağım Savaşları'nı anlatan yere bitiyorum. Lağım Savaşı demek toprak altı savaşları demektir. Siperlerin altına kadar tüneller kazarsınız, dinamitleri yerleştirirsiniz, dağların, tepelerin patladığı bir savaştır. Ve Kuzey Cephesi'nin altı resmen bir yeraltı şehri gibidir toprağın altı. Nasıl? Bir kelimeyi çıkarttın, başka bir kelime bulamazsınız. Müthiş bir yürek, müthiş bir gönül. Başka bir boyut yani onunkisi. Bu zaten asker marşı. Evet, abi, her şeyle. Evet, buyurun şöyle devam edelim. Şu an abi benim olduğu şey. Bu şiirin adı ne oluyor? Çanakkale şehitlerine mi? Evet, çok güzel bir şiir. Bakın bu da bir buluruz. Dinleyin. İnternete yazdım, gelir zaten. Biliyorum. Ben çok bilim bir şiir. Mehmet Akif Ersoy her şey. Yasemin Hanım. Efendim. Önümüzde görmüş olduğunuz anıt Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar Ovası'nı gözlemlerken meşhur bir anıtı. Cok Bayırı'nda bu noktanın fotoğrafı çekildiği yere gideceğiz. Ve şadırvanın alt tarafında da yaralı bir Mehmetçiği taşıyan bir anıtımız var. Burası sembolik bir mezarlık demiştim. Burada altında yatanlar yok demiştik. Ama gerçek tek bir şehidimiz var. Bakın orada tek bir mezarımız var. İngiliz, Fransız ve Anzaklar buradan kaçıp giderken kimisi bir çakıl taşı götürüyor hatıra diye.
kimisi bir çam kozalağı, kimisi de ateşkesle Mehmetçiğin de değişmiş olduğu düğmeleri götürüyor. Ama şu an bize barbar diyen Avrupalı bir Anzak askeri de Mehmetçiğimin başını kesip götürüyor ülkesine. Mumyalıyor, yıllarca evinin mahzeninde saklıyor. Yaşlandıktan sonra vicdan azabına gelmiş olacak ki çocuklarına diyor ki bunu ben diyor böyle böyle bir şey yaptım. Ben öldükten sonra icabına bakarsınız. Niçin ben öldükten sonra? Savaş suçu çünkü dünya basınca onu idam ederler. Babaları öldükten sonra çocukları bizim nasıl şehitler derneğimiz var, onların da dernekleri var, oraya müracaat ediyorlar. Diyorlar ki babamız böyle böyle bir iş yapmış, biz bunu ne yapalım? Melbourne Müzesi'ne koyuyorlar, Gallipoli'den gelen Türkbaşı diye ziyarete açıyorlar. Tabi dünya basını bunu duyunca bizim de Dışişleri Bakanlığımız duyuyor ve bunu geri istiyoruz onlardan. Önce DNA testi yaptırıyoruz, bir Kafkas ırkına, Türk ırkına ait olduğu kesinleştikten sonra geri alıyoruz. Ve üzerinde meçhul asker yazar. Hem dini hem resmi törenle oraya gömülmüştür. İsmini bilmediğimiz için meçhul asker. Kafası olmadığı için mi oluyor? İsmi bilinmediği için. Kimliği bilinilmiyor. Sadece başı oraya defnedilmiş. Ama yine bir şiiri vardır internette, çok güzel bir şiir. Şair diyor ki kim demiş meşhur asker diye. Tuttuğu bayrak belli, yattığı toprak belli, dini belli, milleti belli diye. Muhtemelen bedeni Kuzey cephesinde, çünkü biz Avustralyalılarla orada savaştık. Bedeni buraya gömülmüş, bütün yarımadaya hakim bir askerdir, meşhur asker. Yıllarca bir avuç toprağa naaşı esir düşmüş, çok önemli bir noktamız. Ve hemen onun ön tarafında Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur bir mektubu var. 1934'te onlar propagandalarına devam ediyorlar. Diyorlar ki Türkler bizim mezarlıklarımızı tahrip ediyorlar, saygı duymuyorlar diye. Ve onun üzerine Atatürk bu mektubu kaleme alıyor. Dışişleri Bakanı Şükrü Kayabey de törenlerde okuyor. Kısaca diyor ki, bu vatan topraklarını evlatlarını göndermiş kahraman askerlerin analara. Sizin evlatlarınız diyor, dost topraklarında bizim evlatlarımızla birlikte koyu koyuna yatmaktadırlar diyor. Tabi Atatürk yaptılar, sana mesajlar geliyor. Diyorlar ki biz çocuklarımızı, sizin çocuklarınızı öldürsün diye gönderdik. Siz onlara kahraman asker diyorsunuz. Bu noktadan sonra biz de size atamız diyebilir miyiz diye öyle önceden bir mesaj verilmiştir. Şu herhalde. Meçhul asker bu, mektup kurası. Sen aldın mı şeyi? Yasemin Hanım, heh, o kellesini koparıp da sonradan biz geri istememize ne diyorsun? Niye sonradan geri istiyoruz? Giderken sonradan, o zaman fark etmiyoruz onu. Mumyalıyor, mumya ustası çantasına koyup götürüyor savaş ortamında. Kirpikleri daha üzerindeymiş getirdiklerinde. Düşünün öyle güzel. Ama demek istediğim, tamam bu belki sonradan farkına, çoğu şeylerin önceden farkına varıp da hani es geçip de bıraktığımız çok şeyler var yani, o bakımdan. Bu da mı öyle diyecek? Olmaz mı? Olmaz. Değerlerimizi yabancılar aldıktan sonra vay bu bizim miydi? Vay bu yani, değerimizdi yani, diyenler çok şeyler maalesef, oluyor yani. Savaş rölyefi. Rölyef demek kabartma resim demektir. Sadece İstiklal Savaşı'nı öyle mi? Pazartesi rölyef kursu var. Öyle mi? Kurtuluş Savaşı'nı ve İstiklal Savaşı'nı anlatan bir rölyef. 43 metre uzunluğu. Görmüş olduğunuz bayrak direği gönder. Türkiye'nin en büyük gönderi. Şu anda bayrak nerede? Yüksekliği. Şu an yırtılmış herhalde. 2 günde bir yırtılıyor, değişime giriyor. Şu an değişimde olduğu için takılmamış. Dört ayak üzerine kurulu, Osmanlı'nın dört birliğinden gelen askeri temsil ediyor. Yarım adayı komple bir şehitlik, o da en başına dikilmiş bir mezar taşı olarak projelendirilmiş. Gül bahçesi, şehitlere atfen yapılmış bir gül bahçesi. Şair diyor ki Mayıs ayında kurulumuz olur orası. Bu vatan kimin diyor. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir diyor. Yani bir gül bahçesine girer gibi son nefeslerini veren şehitlerimize atfen yapılmış bir gül bahçesi. Bakın önünde bir iktidarı var. Efendim? Bizim batı. Evet, o kitabede de Bakara suresinin 154. ayeti var. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz diyor. Bilakis onlar dirilerdir. Siz onları anlayamazsınız diye. Hemen altında bir hadis-i şerif var. Şehitler Allah'tan şunu dilerlerdi. Tekrar dünyaya gelelim. Tekrar şehit olalım.
ve hemen sol tarafında da sana dar gelmeyecek makberi kimler kastın diye Mehmet Akif'in dizeleri var. Makber mezar demektir bilmeyenlere Osmanlıca. Çok güzel bir anlatım. Artık Boğaz bitiyor, Ege başlıyor. Evet. Buraya kadar gelmiş gerçekten bir yarı göze alıyor. Abdem'in oraya gidiyor. Artık Pro'da ne işin var? Ahlak Pro. Tamam işte istiyorum işte. Bu işte aynı Seyit Onbaşı gibi Balkan Harbi'ne katılmış bir asker. Balkan yenilgisinden sonra köyüne döndüğünde bütün köy halkı köy meydanında bekliyor. Annesi de vardır içlerinde, evladının yüzüne bakmıyor. Diyor ki sen diyor Balkanlarda düşmana sırtını döndün de geldin. Toprak kaybettin de geldin. O kadar çok üzülür ki Yahya Çavuş Çanakkale muharebeleri başladığında ön hat siperlerinde gönüllü olarak savaşır. Gönüllü asker grubuyla birlikte savaşıyor. Annesi diyor ki Balkan Harbi'nde alnına kara lekeyi sürdün. Git Çanakkale'de temizle diyor. Temizlemiyorsan dönme. Düşünün bir annenin evladına diyebilecek. Güçlü maynalar kuruyorlar sahile ve güçlü siperler kazıyorlar. Yani düşman birden çıkartma yapınca basıp geçmesin. Hilal şeklindeki koyun açıklarına oturtuyorlar. Laytel denen dubalar getirip güzel köprü oluşturup çıkartma yapmaya başlıyorlar. Tabii bakın tek bir kapıdan çıkıyor asker. Yahya Çavuş ve askerler hepsi olsa nişancı. Tek kapıdan çıkan askeri attığını vuruyorlar. Attığını vuruyorlar. Benim herhalde askerler subaylar devreye sonra çıkartıyorlar. En çok subay zayiatı verdikleri konuyor. Deniz kan gölüne döndü derler ya, çizgi filmlerde çoktur. Bahsedilen koy burasıdır. Gerçekten kan gölüne dönen bir koydur. Kendi savaş pilotları Simpson rapor yazıyor. Diyor ki heles, cehennem diyor. Deniz 50 metreye kadar kan gölü oldu diyor. Tek bir fark da Türk kanıyla değil İngiliz kanıyla sulanan bir koydur. Yahya Çavuş ve 63 arkadaşı 10,5 saat direniyor bir tümene karşı, 3000 kişiye karşı. 10,5 saat sonunda ikiz koydan arkadan sarıldıklarını anlayınca geri çekilmek zorunda kalıyor. Şu karşısı deposu var ya, orası 26. Alay 3. Tabur Komutanı Mahmut Sabri'nin karargahı. Komutanın huzuruna çıkıyor diyor ki iki tabir ve ev sonra 28 Haziran 5 Temmuz arasındaki Zığındere Muharebesi'nde şehit düşmüştür. Mezar yeri bilinmiyor Yahya Çavuş'un. Burası sembolik bir mezarlıktır. 63 askerin isminin yazdığı sembolik bir mezarlık. Plaj, aşağıda plaj mezarlığı var. İngilizlerin 800 tane savaş ölüleri yatar. İngilizlerin? Evet, biç mezarlığı diye geçer. Buranın ismi ne diyordun? Hells? Ertuğrul koyu. Hele sanatı şu. Hells anıtı, ha. Hele. Cehennem anıtı yani. Hells yok. Hayır, Hells değil mi? Çanakkale Boğazı'nın eski ismi. Ha, öyle mi? Şu beton zeminlerde 2. Dünya Savaşı'nda hazır olarak. Siperler. Siper yerleri. Aslında ağaçların olmadığını düşünün. Kum tormalarıyla istikam ediyor Türk askeri. Erozyon kapatmasın diye böyle ağaçlarla. 85 yılında. Tam böyle değildir de yani bunu böyle şey olarak. Hastane.
Bu görmüş olduğumuz şehitlik sembolik şehitlik. Aynı öbür hastane koşullarında gibi isimler gerçek. Asıl askerler şu çamlıkta yukarıda yatarlar. Yani yan taraflarına ziyaret amaçlı bir yer yapılmış burası. Dediğim gibi burası bombardıman edilen hastane ve bir savaş suçudur aynı zamanda. Hilal-i Ahmer işareti olan hiçbir yeri bombardıman edemezsiniz. Bunlar bu savaş suçunu istiyorlar. Uçaklarla bombardıman ediyorlar. Ve bu anıt da onu anlatıyor. Yaralı arkadaşını kucağına almış, taşımaya çalışıyor ve eliyle de uçaklara dur işareti veriyor. Ey bre kafir diyor, bilmiyorsun burası hastane. Niçin bombardıman ediyorsun? Onu anlatan bir anıt. Bu hastanenin bir özelliği de sargı yeri hastane, zığın deri ama bir ağaçıyla çok ünlüdür burası. Bir ağaçtan bahsederler Çanakkale'de. Bakın şu görmüş olduğunuz sargı yeri ağacı. Bu olayın şiddetinden tabii yani dediğim gibi bir askeri iki kere üç kere öldürmek ne demek olursa burada yaşandı. Düşünün kimisi ameliyat masasında. Kimisinin kolu yok kalkıp gitsin. Kimin ayağı yok kaçabilsin. Ve o olayın şiddetinden ağaçlar bile o kadar üzülmüş ki diyorlar yani anlatım. Mermiden Türk askerini koruyabilmek için o ne taraftan geldiyse o tarafı doğru büküldüğü söylenir. Ama genelde tarihçiler de bunun öyle olduğunu kabul etmezler. Hani bunun biyolojik bir şey olduğunu söylerler. Ben iki versiyonu da anlatayım. Yorumu size bırakayım. Sonuncusudur. Bilmiyorum. Evet, tabii manevi yerler, şeyler, doğa da muhakkak yardımı vardır. Allah'ın yardımı vardır. Var da şöyle, evet. Şöyle de çek şöyle. Evet, buyurun. Bir şey... Şey... Şuraya gidiyor mu? Ne yapıyor? Hadi şunu çek. Ve bir gecede 9000 vatan evladının şehit düştüğü araziler buralar. Tabii ateşkeste 24 Mayıs'ta kim nerede öldüyse öldüğü yere gömülüyor. Ama deri yataklarına da toplu mezarlar yapmış. Yumuşak yerlere. Karşısı bir toplu mezardır. Orada yatan askerlerin isimleri buraya mezar sayfalara üzerinde basılmasın diye yazılmış. Çanakkale'de pek çok alay savaşmış ama sadece niçin 57. alaya sembolik bir şehitlik yapılmış. 57. alay Atatürk'ün inisiyatif kullanarak cepheye sürmüş bir olduğu bir alaydır. 25 Nisan'da ve savaş sonuna kadar ön hat siperlerinde savaşmış bir alaydır. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyor. Ve kendi cenaze namazlarını temiz çamaşırlarını giyip taarruza kalkmış bir alaydır 57. alay. 3800 personelinin 1800 tanesini Çanakkale cephesinde bırakmış bir alaydır. Çanakkale cephesi burada şimdi getince, 57. alay burada var mı şu anda? Asıl 57. alayın askeri aşağıda yatıyor. Hani yok şimdi normal da var mı yani asker? Yok. 57. alay yok. Burada mı? 57. alayın sembolik şehitliği. Sembolik yok, burada kendi yok şu anda. Silahlı kuvvetleri de yok 57. alay. Tamam. Sebebi de buradan askerler Galicia'ya gönderiliyor. Galicia'dan Filistin'e gönderiliyor. Filistin seviyesinde Filistin cephesinde 9-10 kişi kalıyorlar. Anlıyorlar esir düşecekler. Orduda sancak namustur. Asla düşmana verilmez biliyorsunuz. Sancaklarını yok ediyorlar. Ya gömdüler ya yaktılar bilinmiyor. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ne tekrar sancak 57. alay geri teslim edemediği için şu an Türkiye'de Cumhuriyet ordusunda 57. alay yok. Şehitler geliyor. Çünkü sancağı sen teslim edeceksin. Evet. Sen bana sancağını teslim edeceksin ki ben yeni alay kurayım. Edilmediği için tutamıyor. Şehitler alayı ne geçer? Bu sefer zaman geçirdiği için Mehmet Çavuş'un elleri kolları parçalandığı noktadır. Bakın sağ taraftaki rölyefe Atatürk ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum dediği rölyef.
1934 yılında gazeteci Ruşen Ekşi günaydın Atatürk'e soruyor. Diyor ki Çanakkale ile ilgili hatıranızı anlatır mısınız bana? Bizim sözü esnasında. O da diyor ki biz kişisel kahramanlıklar peşinde değiliz diyor. Ama bir bomba sırtı vakası var, anlatmadan geçemeyeceğim diyor. Siperler arası 8 metre. Otopark girişinde bir taraf onların mezarlığı, bir taraf bizim şehitliğimiz diye oradan bahsediyor. 8 metre ölüm diyor muhakkak ki muhakkak. Birinci hat siperdekiler diyor hiçbiri kalmayacağına kamilen şehit düşüyorlar. İkinci hattakiler diyor 3 dakika sonra öleceklerini biliyorlar. Korkusuzca diyor ölüme doğru koşuyorlar. Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek cennete girmeye hazırlanıyor. Hiç şüphesiz gidiyor Çanakkale'yi kazandıran Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayan hayret ve tebrik bir misaldir diyor. Evet isimler. Burası Hüseyin Kaçmaz dedemiz. Dünyanın en yaşlı gazisidir kendisi. 1994 yılında bu alan çok büyük bir yangın geçiriyor. Zonguldak'tan duyuyor diyor ki şehit arkadaşımın yorganı da mı çok güzel. Burası yangın mı geçirdi? Evet. Şehit arkadaşımın diyor yorganı da mı çok gördüler. O kadar çok üzülür ki 2 ay sonra vefat eder kendisi. 1912'de Balkan Harbi'ne katılıyor, Sırplara esir düşüyor, tırnaklarını söküyorlar. Çanakkale'de savaşıyor, Çanakkale'den sonra Dumlupınar'da savaşıyor, Kurtuluş Savaşı'nda. Ve 1994'te ölüyor, 110 yaşında. Dünyanın en yaşlı gazisi, Zonguldaklı kendisi. 1992'de bu şehitlik yapılmış, 1992'de açılışına torununun torunuyla birlikte katılıyor. Onu tasvir eden bir anıt. En yaşlı gazimiz olduğu için törenlere davet ediyorlar ülkelerine. Onların da yaşlı gazileri var. Protokolün önünden geçecekler. Rampa bir yolda bütün gazilere tekerlekli sandalye getiriliyor. Bastonla iktiriyor sandalyeyi. Ben diyor kazanan tarafın askeriyim. Asla diyor sizin devlet büyüklerinizin karşısında aciz bir şekilde geçmem sandalyeyle. Nispet yapar gibi bastonunu sallaya sallaya o rampa yolu çıkıyor. Oğlu diyor ki babam 110 yaşında düz yolu yürüyemiyor. Eğildim kulağına sordum diyor, baba düz yolu yürüyemiyorsun, nasıl çıktın o yolu diye. Demiş ki 19 Mayıs tarzında 16 yaşındaki delikanlılar bakıyor tüfekle tarınca siperde kucağıma düştüler. Onların hepsi yüzü oradaydı diyor, beni bekliyorlardı. Onlara koşar gibi gittim diyor, ayaklarımı dahi hissetmedim diye anlatıyor. Aynı tören esnasında para teklif ediyorlar. 110 yaşında onların ne demek istediğini anlıyor. Diyor ki ben vatanımı para uğruna savaşmadım, kabul edemem. İlla al diyorlar savaş hatırası olsun. Bu sefer Demet'ten bir tane para çekiyor, ortadan ikiye ayırıyor. Oğlu diyor ki tir tir titriyorum. Bir devletin büyüğüne karşı o devletin parasını yırtmak suç ve hakaret biliyorsunuz. Babam ne yapıyor bunu da mı dedim diyor. Demiş ki amacınız para vermekse, hatıra vermekse yarısı bende kalsın, yarısı size kalsın. Ben öbür tarafı istemiyorum. Vatanımı para uğruna savaşmadım. Öyle ders vermiş, kahraman bir gazi misiniz? Canamlar, dünya burası. Evet, sembolik bir yer. İsimler gerçek dediğiniz gibi. Gökçeada, şu önümdeki ada üçgen şeklinde yerde sema direkt Yunanistan'a ait. Şurası bir Yunan adası. Şu an Yunanistan'a ait. Anapartalar Ovası. İran şeklindeki Anapartalar Ovası. Karşı. Ve Yunan adaları çok. Şu adalar. Türk adası da şu Yunan adası karşıda. Bir bağlantısı falan. Yok yok. Yok yok. Çok yerde var. Şey, şey en büyük olan İç Anadolu'da da o değil. Asıl Anadolu'dan ya bu kadar da. Şey. Konu buraya geliyor şu anda. Ben kaldırdım beni. Aklı bir burası anzakların siperi deyince nasıl tükürüyor içinde kızım diyorum vatan toprağı ne tükürüyorsun? Onlara tükürüyor aslında. Tabii tabii yani o aklı böyle böyle yapıp yapıp. Tel örgüler de o zamandan kalmıyor herhalde. Ha oldu. Onlar sonradan istikam edilmiş ama zamanında göçmüş yine. Evet.
toplu bir şehitlik. Şu yan tarafta Beşkitabeler noktası, 261 rakımlı tepe, Atatürk'ün Süngüt'ten yat emrini verdiği yer burası. Allah'a açılan bir eli temsil ediyor. Her bir parmakta Çanakkale'nin önemli bir taarruzunu anlatıyor. O kitabeler. Zaman kaybetmeyin isterseniz Jopay'ına çıkalım çünkü üşüdüler yeterince. İsterseniz sonuçta sizi çekersin. Aa, direkt geliyor ve geldiğiniz gün taarruz edeceksiniz diyor. Mümkün değil komutanım diyor Ahmet teyze bey. Yorgun askeri cepheye süremem. Tabi emre riayet etmediği için görevden alınıyor. Kime verilecek bu görev? Mustafa Kemal Atatürk'ü arıyorlar. Diyorlar ki Conk Bayırı ne alemde? Düşmek üzere komutanım diyor. Çare bütün askeri diyor tek bir askeri emrine vereceksiniz. Baskın tarzına bir taarruz yapacağız. Düşmanı söküp atacağız. Kime vereceğiz diyorlar. Çok büyük bir sorumluluk. Kim alır? Ben alırım komutanım diyor. Size çok gelmez mi diye sorulduğunda az bile gelir der. Ve 8 Ağustos'ta Anapartalar grup komutanlığını alıyor. 9 Ağustos'ta 1. Anapartalar muharebesini yapıyor. İlerleyen ovadaki düşmanın ilerleyişini durdurabiliyor. Ve 10 Ağustos'ta Conk Bayırı Süngüt taarruzunu yapıyor. O gece askeri karargâhta topladığında şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki bu taarruzu biz kazanacağız muhakkak. Hiçbirinizin şüphesi olmasın. Benim emirlerime riayet edin. Ben düşman siperlerine yaklaşayım. Ben emir verdiğim anda diyor uyuyan askerin üzerine süngülerle silahsız diyor. Sessizce yaklaşıp taarruz edeceğiz. Atatürk 10 Ağustos gecesi dediği gibi düşman siperlerine doğru yaklaşıyor. 3 kez kırbacını başına çevirdikten sonra aşağı indirir ve siperlerdeki Türk askeri bir mızrak gibi fırlayarak Allah Allah nidalarıyla bu tepeden aşağı düşman üzerine doğru taarruz yaparlar. Gökçeada açıklarında Hamilton gemide dürbünle gözlüyor. Diyor ki Türk askeri koşarak geliyordu. Artık diyor uçarak geliyorlar. Gebe dağlar Türk doğuruyor. Öldür öldür bitmiyorlar diyor. Burası çıplak bir arazi. Bu kadar yeşillik bir arazi değil. Buradan asker binlerce askerin koştuğunu düşünün. Sel gibi gözükür. Yani uçmanın ne anlama geldiğini zaten koşsanız durmanız mümkün değil. Değil. Karşıdan baktığınızda da bir sel gibi gelir insanlar. Uçar gibi gelir Hayır. yani. Hamilton'ın da teslim olduğu bir taarruzdur Conk Bayırı taarruzu. Ondan sonra 21 Ağustos'ta 2. Anapartalar Muharebesi, daha sonra Kireçtepe ve Kayıcıkağlı Muharebeleri yapılıyor ama bu sefer de düşman ovada siperlere gömülüyor, kilitleniyor savaş. Yani ne biz onları söküp atabiliyoruz ne onlar ilerleyip Conk Bayırı'nı alıyorlar. O sene Eylül-Ekim ayında yağışlar erken başlıyor. Kasım'da donmalar başlıyor ve biz 67 tane vatan evladı donarak ve boğularak can vermiştik Çanakkale'de. Kasım ayında diyor bir Anzak askeri sabaha kadar suyun içindeydim diyor siperde donmak üzereyim. Siperin üzerine çıktım, ısınmaya çalışıyorum. Baktım ki diyor karşıdan Türk askeri de çıkmıştı. Artık diyor birbirimize el sallıyoruz, kurşun dahi atmıyoruz diyor. Yani asker de kendi içinde savaşı Kesinlikle. Bitirdiği bir tarih. İlk bu cepheyi terk ediyorlar 19 Aralık 1915'te. Ama çekip giderken de çeşitli ayak oyunlarıyla terk ediyorlar. Kukladan askerler yapmışlar sahile. Su damlama sistemiyle çalışan silahlar yapmışlar. Orada silah patlayınca biz hala asker var zannediyoruz. Yiyeceklerini yakıyorlar, hayvanlarını öldürüyorlar. Koskoca bir ordu gidiyor. Gece de gitse anlarsınız arazi buna müsait. Aslında bizim komutanlarımız da anlamış ama o tarihe kadar o kadar çok şehit vermişiz ki bari gidiyorlar gitsine dönmüş olay. Yani şehit sayısını artırmamak için. İyi ki de öyle yapmışlar. Çünkü çok tuzaklar bulundu sonra. Yani şehit sayımız kat kat artacaktı. İlk girdikleri yerden de Ertuğrul Koyu'ndan, Yahya Çavuş'tan da 9 Ocak 1916'da çekip gidiyorlar. Allah bir daha gelmelerini nasip etmesin diyoruz. Yani. Burada mı çıkıyor? Evet, ben anlattı. Şu güllelerin olduğu yer Atatürk'ün göğsüne şerefler parçası isabet ediyor 10 Ağustos'ta. Onun isabet ettiği yer Göyan tarafımızdaki anlatılan Mareşal Tevzi Çakman kardeşi Nazif Çakman oldu. Mareşal Tevzi Çakman Gülüce bizim kızı Nazif Çakman da burada komutan. Ve Ağustos ayında şehit düşüyor. Onun sembolik Thank you.
yok. Her tarafa hakim. Ege Denizi, buraya sahip olan asker her yere sahip. Anzakların savaştaki görevi neydi? İkmali kesmek. Yani yarımadaya ikmali kesmek. Oradaki asker bir hafta dayanır, 10 gün dayanır, teslim olur. O yüzden çok istiyorlardı ama hiçbir zaman çıkamıyorlar. İşgal döneminde çıktık diye anıtlarını dikiyorlar. Lozan Antlaşması'yla biz de veriyoruz. Dayanmaya çalıştım. Ooo gider mi? Çok hayırlı çağ var. Boşuna buraya hakim. Ben de dizimin miktarını. Kuduğu savaşı dizisi çektik. Çektiğimiz dünya savaşı. Dünya savaşı da Çanakkale çekmesi.